Herkese merhaba. 56. Öğretmenler Odası yayınımızdan sevgi ve saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün çok önemli bir konu üzerinde ve konuğumuzla birlikte konuşacağımız çok değerli bir konuya adım atacağız. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde yer alan iklim olarak aslında karşımıza çıkan Birleşmiş Milletler'in 1000 yıllık hedefi içerisinde yer alan ve aynı zamanda bu hedeflerin 2030 hedefleri içerisinde de yerini bulan iklim konusunda o kadar önemli bir konu ki aynı zamanda çocuklarda ekolojik okuryazarlık ve aynı zamanda da aslında geleceğimiz de bizim karşımıza çıkacak bütün yetişkinlerin aslında iklim duyarlılığı açısından çok çok önemli bir konu. Ve tabii ki konuğumuzla bu konuyu konuşurken kendisinden de bahsetmeyi unutmayacağım. Şimdi iklim konusuyla ilgili konuşacağımız konunun başlığı şu, çok da değerli. Erken çocukluk döneminde iklim değişikliği ve bununla ilgili eğitim. Ve konuğumuz da sevgili Hale Güneş. Hale Güneş'i davet etmeden önce kendisinden biraz size bahsetmek istiyorum. Hale Güneş, Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği mezunu. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Yönetimi'nde yüksek lisans tamamladı. 21 yıldır meslek hayatında okul öncesi öğretmenliği, okul öncesi koordinatörlüğü görevlerinden sonra 5 yıldır da okul öncesi ve ilkokul eğitimden sorumlu Bahçeşehir Kolejleri'nin okul öncesi ve ilkokul eğitiminden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde dersler veriyor. Hale Güneş aynı zamanda benim çok sevdiğim bir gönüllüm. Türkiye Okul Öncesi Eğitim Geliştirme Derneği'nde gönüllüsü. Ve daha fazla zamanımızı kaçırmadan kendisine için kapımızı açalım. Evet, Öğretmenler Odası'nın kapısını sevgili Hale Güneş'e açıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de keyifli o kapıdan giriyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk sevgili Serap Hocam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için. Bizim için de benim için de çok önemli bir konuyu bugün birlikte konuşacak olmaktan dolayı da son derece mutluyum. Harika. Ben biraz giriş yaptım. Aslında çok değerli bir konu olduğunu ve hedeflerin içerisinde, Birleşmiş Milletler'in hedeflerin içerisinde yer aldığından bahsettim ama öncelikle biraz daha senden kendini biraz daha anlatmanı istesem. Tabii. Evet, bahsettiğiniz gibi ben de bir okul öncesi eğitim öğretmeniyim aslında. Ben her zaman gururla söylüyorum, benim mesleğim öğretmenlik. Ve uzun yıllardır, toplamda 21. yılım meslekte. Önce farklı özel kurumlarda okul öncesi öğretmenliği yaptım. Sınıftan gelen biriyim. Ardından 10 yıl okul öncesi koordinatörlüğü görevini yürüttüm ve son 5 yıldır da Bahçeşehir Kolejleri okul öncesi ve ilkokul eğitimden sorumlu genel müdür yardımcılığı yapıyorum. Tabii bu görevi yaparken Türkiye'nin her noktasındayız biz Bahçeşehir Kolejleri olarak. 143 kampüsümüzle başlıyoruz. Doğu'dan, Diyarbakır'dan, Hatay'dan, Sinop'tan, İzmir'e, Ankara'ya, Eskişehir'e kadar ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her noktasındayız. Binlerce öğrencimiz var ve bunu neden gururla söylüyorum? Bu sayılar neden önemli? Çünkü bizim başlangıçtaki ilkemiz de Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğini Türkiye'nin her noktasına taşımak hedefiyle yola çıkmış bir kurumuz. Bu anlamda da 15 yıldır kurumda görev yapmaktan farklı noktalarda son derece mutluyum. Aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde de dersler veriyorum. Sahadan kopmamak, alana yetişen öğretmenlerin lisans eğitimlerinde de onlarla birlikte olmak da son derece mutluluk verici benim için. Ay, ne kadar güzel. Aslında kaynağını da görüyorsun. Aynı zamanda kaynaktan kaynağa da katkı sağlıyorsun. Deneyimler ve alan çalışması çok çok önemli. Bu anlamda güzel bir deneyimden bahsediyorsun aslında. Ve bence harika bir hayat yolculuğu. Çok. Bu anlamda. Peki bugünkü konumuz çok önemli. Deyip duruyoruz konunun ne kadar değerli olduğunu aslında yayının başından beri. İklim değişikliği çünkü dünyamızı ilgilendiriyor. Şu yaşadığımız kürenin üzerinde çok önemli bir konu başlığına aslında dikkat çektik bugün konu başlığımızda iklim değişikliği. Şimdi ben bu konuda öncelikle seninle şunu konuşmak istiyorum. Neden bu konu çok çok önemli? Neden iklim değişikliği çok önemli? Bu konuda biraz görüşlerini almak istiyorum. Aslında şöyle hocam, pandemiyle birlikte birçok şeyi yeniden düşünmemiz, yeniden önceliklerimizi değiştirmemizle ilgili hepimizin bir farkındalığı oldu.
Biz de bu döneme başlarken bu 1,5 yıllık süreci de değerlendirdiğimizde uzun yıllardır, yaklaşık 5-6 yıldır zaten Bahçeşehir Koleji olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarını farklı içeriklere yedirerek anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerimizle bu sürdürülebilir kalkınma amaçları ışığında eğitimlerimize yön veriyoruz. Ama bu yıl ülkemizde de dünyada da birçok farklılık gördük. Biliyorsunuz bu iklim değişikliği ile ilgili çok ciddi seller, çok büyük yağışlar oldu. Deprem her zaman bir konu başlığı. Sürdürülebilirlik çerçevesindeki açlık bir sıkıntı. Su kaynaklarının tükenmesi gündemde. Yani aslında dünyaya baktığımızda üzerinde bulunduğumuz bu gezegen bize alarm veriyor. Bir şey söylemeye çalışıyor ve dünya yaşlanıyor. O zaman bizim geleceğe yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle, yani en başta da okul öncesi eğitimdeki en küçük öğrencilerimizle bu farkındalığı ve bu bilinci oluşturmamız lazım dedik. Aslında yola böyle çıktık. Ve bu yılın başında, dönemin başında üniversitemizin de öğretim görevlileriyle, sahadaki öğretmenlerimizle oluşan bir çalışma grubuyla birlikte iklim değişikliği programını yazdık. Okul öncesi ve ilkokul kademesi için. Ve programı şu anda başlattık biz okullarımızda. Bir modül olarak şu anda kullanıyoruz. Ve bir taraftan da talim terbiyeyi de sunmak üzere çalışmaları da yürütüyoruz. Bunun ülkemiz adına çok kıymetli bir çalışma olduğunu inanıyoruz. Ve şunu gördük ki daha işte okul başlayalı 1,5 aylık, 2 aylık bir süreç oldu. Öğrencilerde muazzam geri dönüşler var. Yani çocuklar onlara verdiğiniz, onlarda oluşturduğunuz o farkındalığı çok hızlı alıyorlar. Almaya her an hazırlar. Önemli olan nasıl yaptığınız bu işi. Evet. Aslında neden önemlidir'in cevabı çok açık bir şekilde çocukların davranışlarına yansıdığında görüyoruz. Demek ki aslında dünyanın hani bu yaşlanma sürecinde en çok da gençlere, çocuklara ihtiyacımız var. Evet. Aslında neden önemli kısmı da en çok da bu bölümde yatıyor gibi hissettim. Yani aslında, eğitim. Aslında orada biz çocukları geleceğe hazırlıyoruz diyoruz ama gelecek bugün, evet, gelecek evet. Şu anda evet. Ve dünya şu anda alarm veriyor. Yani bizim hemen her birimizin bir şey yapıyor olmamız lazım. Yoksa o çocuklara, o çok önemsediğimiz çocuklarımıza bırakacak bir dünya kalmayacak. Evet. Yani belki de neden önemlidir en güzel cevabı bu oldu şu anda. Çok harika bir bağlantı kurmuş olduk. Şimdi neden önemlidir bu şekilde zihnimizde oturmuşken bunu nasıl kısmına getirelim şimdi. Böyle bir eğitim programı çok değerli. Bizi de çok heyecanlandırdı. Çünkü bu tür eğitim programları özellikle çalışılması, düşünülmesi ve uygulanması gereken programlar. Bu heyecanlandıran iklim değişikliği eğitim programının nasıl uygulandığını, nasıl aslında uygulanarak ailelere ve çocuklara ve öğretmenlere belki yansıtılacağını öğrenmek isteriz. Tabii. Nasıl? Öncelikle programın mimarları Bahçeşehir Üniversitesi hocalarımız Nihal Yurtseven hocam ve Seda Saraç hocama da buradan kocaman sevgilerimizi iletmiş olalım. Onlar da takip ediyorlar programı biliyorum, haberleştik. Bu programın yola çıkarken aslında başlangıcında iki önemli şeyi konuştuk hocalarımızla. Bir tanesi aslında tüm eğitim içeriklerinde olması gerektiği gibi çocuğun önce kendi hayatının bir parçası olmalı. Yani kendi çevresinden, en yakın çevresinden başlayarak somuttan soyuta bakış açısıyla hareket etmek lazımdı. İkincisi de çocuğun hangi yöntem ve teknikle bunları öğreneceği. Çünkü çok soyut bir konu. Çocuklar için de ağır bir konu aslında konu başlığı olarak. Kavramlar onlara nasıl anlatılacak? Hangi örnekler, hangi etkinlikler yapılacak? Çocuğun hayatına bu bilinci yerleştirirken, farkındalığı oluştururken hangi argümanları kullanacağız? Önce bunların üzerinden aslında yola çıktık. Program UBD mantığında oluşturulmuş eğitim içeriklerinden oluşuyor, etkinliklerden oluşuyor. Bu da aslında baştan sona değil de sondan başa bir bakış açısı. Bir tasarım modeli UBD. Ve farklı bir model var önümüzde aslında. Biz tabii şu anda hocalarımızla birlikte okullarımızdaki uygulamaları da takip ediyoruz. Yerinde de görüyoruz. Sınıf gözlemleri yapıyoruz. Öğretmenlerden geri dönütler alıyoruz. Ve uygulamanın çocuklara ne kadar ulaştığını da aslında bir taraftan ölçüp değerlendiriyoruz. Bu da kıymetli. Ve şunu gördük ki çocuklar aldıkları eğitimle birlikte eve, ailelerine de bunu taşıyorlar. Yani. Biliyorsunuz en önemli 3 ayaktan biri de aile. Yani eğer aileyi işin içine dahil etmezseniz bir ayak eksik kalıyor. Ve şu anda ben geçen hafta bir kampüs ziyaretimizden bir örnek verebilirim. Çocuklara iklim değişikliğiyle ilgili neler yapıyorsunuz dediğimde
Öğretmenim, benim annem artık dedi, çamaşır makinesi tam olarak dolmadan çalıştırmıyor makineyi dedi. Bakın çok çok önemli. Tabii. Dedim ki bu neye yol açıyor? Karbon ayak izinden bahsetti bana. İlkokul birinci sınıftaki öğrencimiz. Anaokulundaki öğrenciler suyun ve plastiğin doğaya verdiği zararı kendileri bizzat deneyler yaparak öğreniyorlar. ve onlardan gelen bu dönütler, anaokulunda bir etkinlik gördüm mesela, bu içeriklerimizden biri. Dünyanın ateşi yükseliyor. O kadar güzel bir etkinlik ki. İşte çocuklar öğretmen kat kat giydirmiş. Çocuklar çok bunalıyorlar, sıcakladılar, ısındılar. İşte bu kadar sıcaklık devam ederse ne olur? Ateşimiz çıkar öğretmenim, o noktaya geldiler. Ve ardından işte dünyanın da şu anda bu sera gazlarının artmasıyla ateşi yükseliyor. Böyle somutlaştırarak anlattığınızda neyin neye sebep olduğunu çocuklar aslında öğrenmiş oluyorlar. Ve bir sonraki adımı da elbette, peki biz ne yapacağız? Ya, evet, nasıl? Evet. İşte yani onu... orada da sadece küresel problemlerin farkında olmaları değil, o problemleri... Biz hep şunu söylüyoruz, küresel sorun çözücüler olsunlar diyoruz. Yani. Bu küresel sorunlarda ben birey olarak nasıl bir sorumluluk üstleneceğim? Ne yapmalıyım? O noktada da işte farklı etkinlik içerikleri, dramalar, neden sonuç ilişkilerini anlatan oyunlarla destekliyoruz. Evet, o zaman aslında nasılın yanıtı da eğitim, aslında eğitim süreçlerinin planlanması, bir nevi de müdahale etme aslında. Evet. Yani sürece müdahale etme. Çocuklarla ilgili bir mesele zaten bu. Evet. Çünkü bugüne vurgu yapalım dedik ya, bugünü zaten kurtaralım. Evet. Bugün verdiğimiz mesaj da bu anlamda nasılın karşılığı. Bugünden müdahale etmek aslında. Evet. Çocukların sadece mataralarına su doldurarak okula gelme sistemine geri dönmeleri bile bir adımdır onlar için. Evet. Çok basit gibi görünür ama plastik kullanımını ne kadar azaltıyor. Yani dünyadaki mesela çok önemli bir diğer problem de aslında açlıkla mücadele ve gıda israfı, biliyorsunuz hocam. Maalesef ki gıda israfı da sera gazlarının artmasıyla birlikte iklim değişikliğine sebep oluyor. Yani bunların her biri birbiriyle bağlantılı. O nedenle sürdürülebilir kalkınma amaçları diyoruz. Ve bir iklim değişikliği eğitimine aslında ülkemizde ne kadar da ihtiyaç olduğunu, bu nasılın yanıtı içerisinde görüyoruz şu anda. Ümit ederiz bu program Milli Eğitim Müfredatına dahil olur. Evet. Ve hem erken çocuk bağlamında okul öncesi ve ilkokul programlarına dahil olur. Şimdiden bunun da mesajını verelim. Umarım. Evet, aracılık etsin bu sürecimizde. Evet. Peki biz şunu merak ediyoruz. Öğretmenler Odası'na davet ettiğimiz her konuğun biraz böyle örneklerden bahsetmesini istiyoruz. Çünkü öğretmenler de takip ediyor, biliyorsunuz bunu yayınımızı. Sizi böyle etkileyen, yani iklim değişikliği eğitimini uygularken okulda ya da işte sahada uygularken böyle sizi etkileyen bir örnek biz çok duymak isteriz sizden. Aslında biz bu programlara da başladığımızda hocalarımızla da o eğitim tasarımları dedim ya, onları yaparken de hep bunu konuştuk. Çocukların aslında neye ihtiyacı var? Biz neden bunu yapmalıyız'a yola çıkarken hep bu örneklerden çıktık. Somutlaştırmak çocuğun hayatından olsun. Ve ben orada da şöyle bir örnek vermiştim hocalarıma. Aynı şeyi burada da paylaşmak istiyorum. Çocuklara bir gün bir sınıfa girdiğimde çilek yiyorlardı. Ve çileğin nereden geldiğini sordum. Anlık bir soruydu bu. Evet. Çilek nereden geliyor? Çocuklar çileğin markette yetiştiğini düşünüyorlardı. Evet. Bence bu çok böyle nokta atış bir örnek. Evet, yediğimiz çilek markette yetişiyor diye düşünüyorlar. Çünkü çocukların toprakla olan bağı koptu hocam. Evet. Maalesef ki evet, teknoloji, modern çağ, bunların hepsini kabul ediyoruz. Ama toprakla olan bağınız koptuğunda aslında yaşam bağlarınız kopmuş oluyor. İşte bu örnekten de yola çıkarak. Çocuklar o zaman o çileğin nereden geldiğini önce bir öğrenmeli. Çok güzel bir söz var. Arının kahrını çekmeyen balın kıymetini bilmez diye. İşte o arının biraz kahrını çekmeyi öğretmemiz lazım dedik. Ve bununla bağlantılı olarak da bu programın yanı sıra bir program daha başlattık. Öyle mi? O programda Birleşmiş Milletler Dünya Tarım ve Gıda Örgütü, FAO var biliyorsunuz. Evet. FAO ile işbirliğiyle hazırlanmış bir eğitim seti var. Bu da iyilik yap, gıdayı koru ve School Gardening programı. Bu iki programın da Türkiye'de uygulayıcısı olduk Bahçeşehir Kolejleri olarak. Hatta geçtiğimiz haftalarda başladı program kampüslerimizde. Okul bahçelerini tarım alanlarına dönüştürdük. Öğrencilerimiz en küçük yaştan itibaren kendileri kendi elleriyle o toprağa ektikleri tohumları
beraber yetiştiriyorlar arkadaşlarıyla. Birlikte hasadını yapıyorlar. Topladıkları ürünleri farklı şekillerde nasıl değerlendirirler bunu öğreniyorlar. Turşu kuruyorlar, reçel yapıyorlar. Bunlar belki klasik herkesin yaptığı şeyler gibi kulağa geliyor ama bu program şunu çerçevelemiş. Bir gıdanın yok olmaması, israf olmaması için neler yapılabilir bakış açısıyla. O saklama koşulları bu nedenle önemli. Turşuyu sadece güzel, lezzetli bir şey yapmak için bir mutfak etkinliği olarak yapmıyoruz orada. Tabii ki. Ya da işte dondurucuda nasıl saklanır gıdalar? İyi beslenme nedir? Sağlıklı beslenme niçin önemli? Abur cubura karşı direnme. Bakın bundan çok önemli başlıklar. Ve hep ailelerin de problem yaşadığı başlıklar. Evet. Bunlar bu programın içeriğinde var. Şu anda buna başladık ve çok da keyifli gidiyor. Ve çocuklar da aynı zamanda işte o toprakta nelerin yetiştiğini, nelerin ağaçta yetiştiğini öğrenmiş oluyorlar. Çok önemli. Ve bu anlamda da projelerle, bu yaptığımız aslında işlerle de bu iklim değişikliği programını da destekliyoruz. Evet. Sizinle birlikte katılmış olduğumuz buradan Batman İl Milli Eğitim Müdürümüze sevgi ve selamlarımızı iletelim. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aslında yürütmüş olduğu bir çalıştayda sizinle birlikteydik bu hafta. Evet. Bu çalıştayda da aslında bunu ifade edip özellikle de çocukların aslında öğretmenleriyle birlikte tarım mı öğrenmesi, ziraat, hani eskiden bildiğimiz ama aslında tam karşılığını tarım dediğimiz süreçleri öğrenmesine de atıfta bulunduk. Bu anlamda o çalıştay da çok önemli bir değere aslında sahip. Ve bir yandan da şunu aslında belki de söyleyeceğiz. Tarımı bizim özellikle kentte yaşayan çocukları öğretmemiz. Yani köy çocukları bir şekilde bunu öğreniyorlar. Bir şekilde buna tanıklık ediyorlar. Ama çalıştayda bunun altını çizdiğim için, özellikle birlikte de olduğumuz için burada söylemek istedim. Kentte yaşayan, dört duvar arasında yaşayan çocukların bu zinciri çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Evet. Yani bu zincirde işte o tohum ya da fide nasıl bir yolculuk izliyor, o besin nasıl geliyor, bunu görmesi açısından tarım çalışmaları çok çok değerli. Burada iki örnek vereyim. Bir tanesi Hatay kampüsümüzden, bir tanesi İzmir kampüsümüzden. İkisinde de zeytin ağaçları var kampüs bahçemizde. Ve bu sene zeytin hasatlarını anaokul ve ilkokul öğrencilerimizle birlikte yaptılar kampüste. Çok güzel. Muazzam bir deneyimdi ve öğrencilerimiz o topladıkları zeytinleri sonra kırdılar, işte salamura yaptılar. Yani o kadar o zeytinin yolculuğunu hem bilimsel süreçleriyle öğrendiler, hem bu tarım tarafıyla öğrendiler. Ve gördük ki çocuklar aslında toprakla birlikte olmaktan da çok mutlular. Tabii. Onlara da bu anlamda sadece işin bu boyutu değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal duygusal boyutuyla da çok faydası olduğunu gördük. Kesinlikle. Biz hep şunu söylüyoruz, yaşam becerileri, gerçek yaşam becerileri diyoruz. İşte aslında o bahçesindeki ağaçtan o zeytin hasadını yapması gerçek bir yaşam becerisi. Evet. Yani o deneyimsel ortamı okulda yaşayabilmesi çok kıymetli. Buradan şunu da söyleyeyim, evet okul bahçesi uygun olmayan okullar da var. Yani tarım alanlarında. En azından saksılarda küçük bir bunun pilotunu yapın diyoruz. Evet. Çocuk en azından orada bunu yaşasın, görsün istiyoruz. Onun için öğretmenlerimiz de lütfen imkansızlıktan yakınmasınlar. Evet, toprak koksun çocukların elleri. Evet. Çok önemli, çünkü bu iklim değişikliğinin çünkü ciddi stres kaynağı olacağına dair kanıtlar var. Evet. Özellikle yakın bir zamanda duygusal sıkıntılar yaşayabileceğimize ilişkin kanıtlar var. Evet. Çünkü dünyadaki her değişim, özellikle iklim değişikliği. İşte bugün mesela dışarıda çok güzel bir güneş var, değil mi? Ne kadar kendimizi iyi hissediyoruz. Aynen. Ama hava birazcık değiştiğinde ya da sıcaklık arttığında kendimizi iyi hissetmeyebiliyoruz. Öğrenmeyi de etkileyebileceğine dair kanıtlar var. O yüzden iklim değişikliği meselesini bu şekilde tarım ve bir yandan da kaynaklarımızı iyi kullanma noktasına dikkat çekmek açısından çok önemsiyorum ben. Orada bir de yanlış algıladığımız bir şey de var hocam. O yüzden de çok telaşa kapılmıyoruz. Yani iklim değişikliği, evet, yani herkesin konuştuğu, duyduğu bir şey gibi algılıyoruz ama tabii. Bakın şu anda da hatta Glasgow'da da biliyorsunuz bir zirve yürütülüyor, iklim zirvesi. Aslında orada da aynı şey anlatılıyor. Ben birkaç programı da takip etme fırsatım oldu. O nedenle ülkeler vaatte bulunuyorlar. İşte 2050 yılına kadar 1,5 derecelik bir düşüşe sağlayacağız diye. Bunlar artık sadece bireysel değil, toplumsal ülkelerin vaatleri noktasında ciddiyet kazanmış bir konu. Ama her zaman olduğu gibi o meşhur örnekteki gibi bir kişi de olsak her birimizin atacağı bir adım çok kıymetli. Evet, o yüzden iklim değişikliğini neden olan etmenleri
mümkün olduğunca okullardan başlarız. Aslında aile tabii ki temelde ama okul ya da işte aile bağlamında da iletişimi koruyarak götürmek gerekiyor. Tam da işte bu noktada aile, öğretmen, tamam işte bugünden eğitim ortamlarını oluşturuyoruz ya da işte onlara müdahale programları bir araya getiriyoruz. Toplumsal aktarım kısmı yine bizim öğretmenler odasında çok merak ettiğimiz sürdürülebilirlik meselesi. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin içerisinde yer alıyor. Ama bizim için iklim değişikliği noktasında, iklimle ilişkili bu eğitim müfredatının sürdürülebilirlik noktasındaki devamlılığına ilişkin görüşleriniz çok önemli. Aslında sürdürülebilirlik sadece iklimde, sadece gıdada konuşacağımız bir konu başlığı değil. Mesela sürdürülebilir kalkınma amaçlarında bizi en çok ilgilendiren dördüncüsü biliyorsunuz, nitelikli eğitim. Evet. Ve ben şunu görüyorum ki o 17 tane amaç aslında dünyadaki her yönüyle bir insanın hayatını kolaylaştırmak, daha iyi bir yaşam, daha kaliteli bir yaşama sebep olacak başlıklar. Evet. O nedenle yaptığınız her işin de bu anlamda sürdürülebilir olması önemli. Bu yüzden biz Bahçeşehir Koleji olarak bu yazdığımız iklim değişikliği programının üniversitemizle birlikte müfredata girmesini çok arzu ediyoruz. Kalıcı olsun, sürdürülebilir olsun. Sadece özel okullar değil, devlet okullarındaki öğretmenler de bundan faydalansın istiyoruz. Bu anlamda geleceğe dair çocuğun hayatına, öğretmenin hayatına, ailenin hayatına, herkesin hayatına dokunan işlerin devamı bunun için çok çok önemli. Bu kalkınma amaçlarını şu an bizi izleyen tüm öğretmenlerin mutlaka iyi algılaması, iyi anlaması lazım. Buradan küçücük de bir hatta şeyi de paylaşmak isterim. Bahçeşehir Koleji'nin web sayfasında sürdürülebilir kalkınma amaçlarını içeren öğretmenlere 60 dersle güçlendirmek adlı bir kitap herkese açık bir şekilde linkli. Hemen. Bütün öğretmenlerin buna oradan ulaşmasını hemen, istiyoruz. Hemen hemen öneriyorum. Bu kitap da Harvard Üniversitesi'ndeki Fernando Reimers adlı profesörün yazdığı, öğretmenlerle birlikte yazdığı, dünyadaki farklı küresel öğretmenlik ödülü almış öğretmenlerin yazdığı ders planlarını içeriyor. Anaokulundan liseye kadar. Çok güzel örnekler var içinde. Hatta bir tanesini böyle küçücük de paylaşmak isterim lütfen, vaktimiz varsa. Tabii ki var, lütfen. Eşitsizlik konusunu alıyor. Bu da çok soyut bir konu ve çok zor küçük yaş grubunu anlatması. Küçücük bir ders planı örneği var. Hemen onu paylaşayım. Lütfen. Öğretmen bir gün elinde şekerlerle geliyor sınıfa. Bir torba şeker. Bu şekerleri sınıfa dağıtacağını söylüyor. Şekerlerin hepsini bir çocuğa veriyor. Diğer bütün çocuklara birer tane veriyor. Ve çocuklara diyor ki ben şimdi ne yaptım? Siz şimdi ne hissettiniz? Bunun üzerine konuşmaya başlıyorlar. İşte bir çocuk neden hepsini aldı? Haksızlık oldu. Hak nedir? Adalet nedir? Eşitlik nedir? Bu kavramları konuşmaya başlıyorlar. Sonra şekerleri tekrar geri topluyor. Sadece şekerleri erkek öğrencilere dağıtıyor. Farklı bir boyutuna kızlar getiriyor. Hiç almıyor. Evet. Bu sefer kız çocukları itiraz ediyorlar. Neden bize verilmedi? Neden erkeklere verildi? Erkek kız farklı mıdır? Eşit midir? Neden eşit olmalıdır? Felsefeye de götürüyor. Felsefeye götürüyor. Evet. Ve aslında bunların üzerindeki bu tartışmalar çocuklarda o kadar önemli bir farkındalık kazandırıyor ya, ki. Tabii ki. Arkasından tekrar alıyor öğretmen şekerleri. Bu sefer herkese ikişer tane düşüyor. Tamam, ikişer tane düşüyor. Herkes peki mutlu. Şimdi ne oldu? Evet, herkes mutlu. Ama buradan şu örneğe aslında varıyor. Sadece evet, eşit dağıtmak mutluluk yaratıyor ama hayat her zaman öyle değil. Değil tabii. Bazı bölgelerdeki bazı çocuklar işte böyle, sizler birçok imkana sahipken belki hiç bu imkandan faydalanamayan çocuklar da var dünya üzerinde. Peki onlar için biz ne yapabiliriz? İşte asıl oraya. İşte asıl mevzu da orası. Ya, asıl götürmemiz gereken noktalardan bir tanesi de o. Evet. Çok güzel bir örnek oldu. Evet. Bir okul öncesi öğretmeni de en güzel bir şekilde anlatırdı bize. Çok güzel oldu. Şimdi gelelim sepetimize, ekleyeceklerimize. Bizim yayın en sevdiğimiz bölümü burası. Meşhur herkes bölüm de bekliyor böyle, evet, not almak evet üzere izleyenler. Sepetimize neler ekleyelim bu iklim değişikliğiyle ilgili? Yani bunu önleme özellikle zaten çok evet önemli. Bu önleme bağlamında da bakabiliriz. Aynı zamanda küresel hani değişimlerde bu elçi olma meselesi var. Bu meseleden de bakarak neler ekleyebiliriz sepetimize? Bizim öğrencilerimizin hepsi okullarda şu anda iklim kahramanları. Evet. Ve gıda koruyucuları. Bu kavramlar niye bizim için önemli? Çünkü biz küçük yaş grubuyla çalışıyoruz. Onlara ellerine tutunacakları
bir dal vermek lazım. Hı hı. İşte bir kahraman olduklarında, bir karakter olduklarında o zaman işin içine giriyorlar. Hı hı. Bir kere böyle başlamak lazım. Güzel. Her öğretmenimizin illa bizim şu anda yaptığımız planı programı uyguluyor olması gerekmiyor. Bu konuyla ilgili ne yapabilirim diye önce bu akşam herkesin bir düşünmesini istiyoruz. Çok güzel. Bunu bir koyalım sepete. Koyduk. Önce bir düşünelim. Tık. Ama tek başımıza düşünemeyiz. Öğrenmemiz lazım bu konuyu. Onun için çok kaynak var. Yurt dışında çok güzel örnekler var. Ne olur öğretmen olarak şu araştırmacı kimliğimizi bir kenara bırakmayalım. Akademisyen olmak zorunda değiliz. Sizler gibi kıymetli bu işi sürdürüyor olmayabiliriz. Biz sınıfta öğretmen olabiliriz. Ama araştırmak bir öğretmenin en önemli gücü. Bu güçten lütfen kendinizi mahrum etmeyin. Araştırın. Farklı sosyal medya hesaplarını araştırın ki ben bu konuyu daha önce sizinle konuştuk biliyorsunuz. çok iyi sosyal medya kullanıcısı olması lazım öğretmenlerimizin. Mesleklerini de geliştirmek, kendi donanımlarını da arttırmak, farklı bakış açılarını da görmek için orası muazzam bir yer. Doğru örnekleri görmek adına kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. İkincisi araştıralım. Araştıralım. Sonra, evet, güzel. Sonra yine bir okul öncesi öğretmeninin en önemli gücü. Yaratıcılığı. Hadi bakalım biz bu işi yapabiliriz. Toplanın zümrelerinizle. Biz bu konuda kendi okulumuzda ne tür etkinlikler yapabiliriz? Yazın etkinlik planlarını. Başlayın. Deneyin. Olmadı çocuklar anlamadı deyin. Değiştirin. Bunlar sizin elinizde. Bunlar planda yok, müfredatta yok. Bu bahaneleri bırakalım. Her şey sınıfa girdiğinizde sizin elinizde. Dördüncüsü de bu olsun. Etkinliklerimizi yazalım. Geriye ne kaldı? Hadi bakalım uygulayalım. Evet. Bence bu işi hep birlikte başarabiliriz. Benim son bir sözüm var. Onu da bir kere daha beni izleyen ve tanıyan evet, arkadaşlarım çok iyi bilirler. Sosyal medyada da çok paylaşıyorum. Bu benim işim değil, tutkum diyorum ben. Ne kadar güzel. Bir işi tutkuyla yapıyorsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Yolda hatalar yapabilirsiniz. Yanlışlıklar olabilir. Arada kayıp düşebilirsiniz. Ama tutkunuz varsa o sizi tekrar ayağa kaldırır. Onun için işini tutkuyla yapan o kıymetli okul öncesi öğretmenlerine de buradan yürekten kocaman sevgiler, saygılar evet. diyerek son vereyim hocam ben. Ay çok güzel. Sepete çok harika şeyler koyduk. Bu tutku benim için de çok önemli bir başlık açıkçası. O da çok güzel oldu sepetin içerisinde. Şu an sepet çok eğlenceli bir hale geldi. Peki o zaman son bir söz isteyeceğim ben yine de. Arzu dersen ekrana da bakarak söyleyebilirsin. Sanki böyle söylemek istiyorsun öğretmenlere. Buradan ne söylemek istersin? Erken çocukluk döneminde iklim değişikliği ile ilgili bu eğitim müfredatını konuştuğumuz bu yayında. Senden son bir mesaj alalım. Tabii. Son olarak şunu söylemek istiyorum ki biz dünyanın geleceğine karar veriyoruz. Çünkü en küçük yaştan itibaren biz dokunuyoruz. O dokunduğunuz kalplere, o dokunduğunuz akıllara kalıcı şeyler bırakın arkadaşlar. Sürdürülebilir olsun bıraktıklarınız. Onların da hayatta sonrasında siz dönüp baktığınızda evet bu çocuğun öğretmeni bendim diyebilin istiyorum. Ve işini tutkuyla yapan herkese kocaman sevgiler tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Bu arada bir de bu işin gizli bir kahramanı var. Sevgili Kader. Evet. Ona da tüm emekleri ve bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler onun adına da. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. O zaman geldik 56. Öğretmenler Odamızın sonuna. Ne kadar da özel bir konuyu konuştuk aslında. İklim değişikliği ve en çok da önlenmesine dikkat çektik sizinle. Çok teşekkür ediyorum Hale Güneş'e bu değerli, bu lezzetli sohbetinden dolayı. Bir sonraki yayınımızda 57.de bakalım kimlerle buluşacağız diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın.